Merhabalar arkadaşlar, Vizyondakiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için tanıtımını yapacağım film, biyografi ve romantik türde yazılmış olan 8 Saniye isimli film. 8 Saniye filminin başrol oyuncuları Esra İnal, Fırat Çelik ve Yılmaz Erdoğan. Yılmaz Erdoğan dışındaki oyuncuları pek fazla tanınmış olmamasına rağmen aslında bu film gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılmış ve bu hikayenin sahibi ise başrol oyuncularından birisi olan Esra İnal. Kısaca filmin konusundan bahsedecek olursak, bu arada filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak var. Esra İnal'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkılarak yazılan 8 Saniye'nin konusu ise şöyle. Berlin'de doğup büyüyen Esra iki paralel hayat yaşar ve Esra 5 kardeşin en küçük ferdidir. Özel ilişkilerinde kapana kısılmış hissetmektedir kendisini. Kendisine dayatılan kurallarla hep çatışan Esra, içini kaplayan bir şeylerin eksik ya da yanlış olduğu hissinden bir türlü kurtulamamaktadır. Rüyalarındaki hayatında ise arzusu, çocukluğundan beri rüyalarına giren gizemli adamı bulmaktır ki bu Esra'nın sürekli rüyalarına giren gizemli adamı ise tahmin edeceğiniz üzere Yılmaz Erdoğan canlandırıyor. Ancak rüyalarında Esra ne kadar bilinçlenir, ne kadar gerçeği kavrarsa gündelik hayatına etkisi de o kadar artar. Yani rüyalarının gerçek olduğuna inanır ve bu rüyaları yaşadığı hayata, gerçek hayata uyarlamaya çalışır. Ama peki ya uyanık ve uykuda geçen hayatlar bir bütünse ve asıl sır bu bütünün altında yatıyorsa fikri üzerine yoğunlaşır film. Dediğim gibi filmde Yılmaz Erdoğan Esra İnal'ın rüyalarına giren o meçhul adamı canlandırıyor. Ve Esra İnal rüyalarında sürekli Yılmaz Erdoğan'ı bir derviş olarak görüyor. Ve o dervişin müritleri var. Yani semazenler var. Sürekli sema sahneleri görüyoruz filmin fragmanında. Bu açıdan o sahnelerin açıkçası çok etkileyici göründüğünü düşünüyorum ki semazen sahnelerinden siz de çok etkileniyor musunuz bilmiyorum ama her filmde böyle değişik bir hava katıyor filmin senaryosuna. Ve bu film dediğim gibi Esra İnal'ın gerçek hayat hikayesinden uyarlanmış bir film. Zaten biyografik türde olduğu da bunu gösteriyor. Esra İnal bu filmin hem senaryosunda yer almış bu açıdan kendi başından geçen olaylar olduğu için hem de filmin başrol oyuncuları içerisinde yer almış. Esra İnal'ın küçük bir kızken başlıyor film. Onun küçüklüğünden başlıyor ve küçüklüğünde sürekli rüyalar görüyor. Korkarak uyanıyor rüyalarından. Çünkü sürekli rüyalarında Cem Yılmaz'ı ve semazenleri görüyor. Ve uyandıkça da ablasının yanına gidiyor. Abla korkuyorum diyerek sürekli ablasının yanına gidiyor. Ablası ise küçük kardeşini teselli etmek için ama rüyalar gerçek değildir. Rüyalar sadece rüyada kalır. Bizim gerçek hayatımızı etkilemez diye sürekli ona telkinde bulunmaya çalışıyor. Fakat Esra buna inanmıyor. Hayır, rüyalar gerçek diye ablasına karşı geliyor küçük bir çocukken. Fakat yıllar geçtikçe Esra büyüdükçe rüyaları daha da şiddetlenerek devam ediyor. Sürekli aynı tarz rüyaları görüyor. Ve daha sonra ailesi bu ilerleyen durum karşısında hayrete düşüyor. Çünkü artık bu rüyalar Esra'nın gerçek hayatını etkilemeye başlıyor. Gündelik hayatını etkiliyor, sekteye uğratıyor. Rüyaların içinde yaşamaya başlıyor adeta. Ve ailesi bu durumu gördüğünde Esra'yı bir doktora götürmeye karar veriyorlar. Ve doktor onun rüyalarında Allah'la konuştuğunu, işte böyle paralel evrende yaşadığını falan söylüyor. Ve Esra'nın babasını canlandıran karakterin orada söylediği çok etkileyici bir cümle var. Doktora şöyle söylüyor. Allah Allah, rüyalarda Allah'la konuşmak ne zamandır delilik sayılıyor? Allah'ın sesini duymak ne zamandır delilik sayılıyor diyor. Ve film orada açıkçası bir ivme kazanıyor. Müzik yükseliyor. Bu cümle için bile bu filmin seyredilmeye değer olduğunu düşünüyorum. Ve sizi bilmem ama ben gerçek hayattan uyarlanan filmleri gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü gerçekten bir yaşanmışlık hissi oluyor ve Ömer Faruk Sorak gibi bir yönetmenin elinden de sinemaya uyarlandığı zaman daha da izlenilmeye değer oluyor. Çünkü bir filmin konusu ne kadar iyi olursa olsun yönetmeni o filmi doğru açılardan doğru şekilde yansıtamıyorsa film açıkçası size çok fazla geçmiyor. Ömer Faruk Sorak ise bu açıdan yönetmenlik açısından kendisini ispatlamış bir insan. Esra İnal'ın gerçek hayat öyküsünden de biraz bahsedecek olursak, Berlin'de doğup büyümüş ve
İlk defa bu filmde oyunculuk yapmış ve ilk defa başrolünü oynamış üstelik. Ve yönetmeni şöyle söylüyor film için. Film küçüklüğünden itibaren gördüğü rüyalar üzerinden kendi hayatını anlamlandıramayan, anlamlandıramadıkça hırçınlaşan, hırçınlaştıkça ele avuca sığmadığı için hep bir baskı altında tutulmaya çalışan bir kızın hikayesi anlatılıyor diyor filmde. Ömer Faruk Soran cümleleri bunlar. Ve ekliyor, ta ki kendinde bir gün hayatın kime emanet edilmesini gerektiğini keşfettiği güne kadar diyor, bu rüyalar ve bu iki paralel evren arasındaki gidip gelmeler sürüyor diyor. Ve dediğim gibi bu filmin oyuncu kadrosunda Nuran Evşenşit, işte Esra İnal, Fırat Çelik, Fahri Yardım, Mehmet Kurtuluş, Salih Kalyon gibi isimler var. Yılmaz Erdoğan ise çok böyle başrol olabilecek çarpıcı bir rolü yok ama Yılmaz Erdoğan tabii ki sizlerin de takdir edeceği üzere hangi filme girerse girsin rolü çok az olsa bile bir yerden kendini gösteriyor ve o etkileyici sesiyle konuşması, şiirler okuması, zaten orada bir dervişi canlandırması bile aslında çok hoş bir hava katmış. Esra İnal'ın rüyalarına giren bir derviş ve ona sürekli akıl veren, yol gösteren bir derviş aslında. O yüzden bu açıdan da etkileyici olduğunu düşünüyorum Yılmaz Erdoğan'ın bu filmde yer almasının. Dediğim gibi filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak var. Senaryosunda ise, filmin senaryo aşamasında ise Esra İnal ve Nuran Evrenşit var. Esra İnal hem senaryonun yazımında katkıda bulunmuş çünkü kendi başından geçen olayları anlattığı için direkt anlatıp başkasının yazmasını tercih etmemiş. Aksine bizzat senaryonun içinde yer almayı tercih etmiş ve bu filmin senaryosunu kaleme almış. Ona yardımcı olan ise Nuran Evrenşit. Ve dediğim gibi aslında bu filmin başrolü için Esra İnal düşünülmüyormuş. Çünkü dediğim gibi ilk defa bir oyunculuk yapmış. Fakat kendi başından geçen olaylar olduğu için bizzat kendi senaryosunu da kendisi kaleme aldığı için kendisinin oynamasının daha doğru olacağı düşünülmüş ve daha etkileyici olacağı düşünülmüş. O yüzden Esra İnal'a teklif götürülmüş başrolü için ve o da kabul etmiş ve ilk kez böylelikle beyaz sinemaya adım atmış olmuş beyaz perdeye. Dediğim gibi arkadaşlar filmin türü biyografik ve aynı zamanda romantik öğeleri olan bir film. Bu arada filmimiz Şubat ayının 27'sinde vizyona girecek. Yani 27 Şubat'ta vizyona girecek. Açıkçası benim merakla beklediğim bir film. Zaten ben her tanıtımımda söylediğim gibi Türk sinemasının 100. yılı bu yıl. Türk sineması 100. yılını kutluyor yani. Ve bu 100. yılı şerefine 100 Türk sineması filmi sloganıyla çekiliyor bu filmler. Ve bütün çekilen bu sinemalar, daha doğrusu Türk yapımı sinemalar Yeşilçam'ın 100. yılına ithaf ediliyor. Ve bu açıdan da çok fazla film çekiliyor. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birçok talk show programlarında falan sürekli filmin yönetmenleri, oyuncuları, senaristleri filmlerini tanıtmak için bu programlara katılıyorlar. Ve bu filmlerin sürekli sinemanın Yeşilçam'ın 100. yılı şerefine çekildiğini söylüyorlar. Bu açıdan da bu yıl bu kadar çok Türk sinemasının vizyona girmesi sevindirici. Çünkü bizim Türk sinemamızın kazanmasını açıkçası ben her zaman destekliyorum. O yüzden de bu filmi merakla bekliyorum ve izlenmeye gerçekten değer. Ben şiddetle tavsiye ediyorum hepinize. Konusu itibariyle çok güzel görünüyor. Ve fragmanını izlemediyseniz fragmanını da seyredin. Daha da çok etkileneceksinizdir. Evet arkadaşlar, benim film hakkındaki söyleyeceklerim bu kadar. Çok bile konuştum aslında. Fragmanı yayınlandı bu arada. Dediğim gibi fragmanını seyredip ayrıyeten görsel olarak da bilgi sahibi olabilirsiniz. Tekrar hatırlatmakta yarar var. Film 27 Şubat'ta vizyona girecek ve seyircisiyle buluşacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 8 saniye filminin izlemenizi tavsiye ediyorum. Benim de merakla beklediğim filmler içerisinde. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur ve sizler için film hakkında doğru düzgün bilgiler verebilmişimdir umarım. Anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Sürçülisan ettiysem affola. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde açıkçası
filmin fragmanı varken bu şekilde anlatmak size çok mantıksız gelebilir. Fakat ben anlatılarak zihinde canlanmasını daha çok sevdiğim için bu şekilde bir kanal açtım ve sizler için videolar çekiyorum. Dediğim gibi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.